Kara Haber sokak röportajlarına devam ediyor. Sokak röportajlarında bugün Denizli halkına vergi borcu yapılandırması hakkındaki düşünceleriniz nelerdir sorusunu soracağız. Bakalım Denizli halkı bize ne cevaplar verecek? Çok iyi olur halka. Çoğu kişiler bu borçlarını ödeyemediler. Yani böyle bir kanun çıktı, çok güzel bir şey. Evet, çıktı, şu an yürürlüğe. Evet, yani girerse çok iyi olur. Yani bu bizim halkımız zaten bu yani borcu olan yani kişiler alt tabaka. Yani büyük kişi şeylerin hiçbir borcu yok. Çok iyi olur bence. Yani Allah şükür öyle bir yapılandırma durumum yok. Onun için ne diyeyim yani, Allah kolaylık versin yani yapılandıranlara. Allah kimse yani öyle borç falan vermesin yani. Benim borcum yok yani. İyi bir şey yani, hükümet yapılandırma yapmış. Bence iyi bir şey yani. Vatandaş sevinmiştir yani. Vergi borcu olanlar için iyi bir şey diyorsunuz. Vergi borcu olanlar için yapılandırma gayet iyi. Haberleri takip edeyim. Aşağı yukarı 45 milyar yapılandırma geliri gelmiş galiba. Yavrum ne düşünüyorsun? Zamanında verirsen şimdi bir hop gel buraya demen başka. Ahmet'si Ahmet, Mehmet'si demek başka demen gülüm. Zamanında verirsen şeycik olmaz. Ama tabii gecikti yandan ne olacak? Zam ucuzluk da zaman değil mi? Ha, o zaman binecek. Zamanında yatırım yaparsan ne oranın başı ağrır ne sizin başınız ağrır. Vergi borcu hakkında şimdi vergi ödeyenler, ben enayimin ödemişim bu vergiyi. Şimdi bunu niye af oluyor mesela, haksızlık oluyor diye mesela daralıyorlar, anlatabildim mi? Ama şimdi de devletin kasasına bir toplu bir para girmesi gerekiyor. Anlatabildim mi? Şimdi tabii 30 milyar adam ödeyemeyecek. Düştüğü zaman da 20 milyar ödeyecek. Anlatabildim mi? O açıdan millet için iyi gibi görüyorum ben. İyi görüyorum yani.